10 soru koydum. Asas slide'ın daha önce soru çözmüştük zaten yeteri kadar. Az bir soru da çözmemiştik. O yüzden bugün o kadar çok sorumuz yok. 10 soru var. 10 soru çözüp 11'e kadar lafa dolanıp sonra Ahmet Hoca'nın canlı yayına gideceğiz. Ahmet Uğur Karakuz Hocam'ın tarih canlı yayını var. Kaçırmayın. Tamam. Evet, bugünkü şeyimiz neymiş? Dur bir saniye. Sözümüz varmış bu soru. Yazmadım herhalde daha önce değil mi? Yanlış hatırlamıyorum ben. Bugün sözümüz... Evet, açık ve net arkadaşlar. Diyoruz ki veren de o alanda nedir senden gidecek? Telaşını gören de can senin zannedecek diyoruz. Evet, bu sözler beni etkiliyor. Benim etkilendiğim sözleri mutlaka sizinle paylaşıyorum. Her dersin başında var. Sözümüz, kombinimiz, dersimiz, sorumuz hepsi özel. Bu işe ciddiyetle yaklaşmazsanız bu iş olmaz. Şu benim verdiğim ciddiyeti herkes vermek zorunda bu işe. Yoksa matematik öyle ciddiyetsiz bir şey değildir. Ne diyoruz? Eğitim ciddiyet ister. Evet, şimdi asal sayı kavramını hatırlıyoruz bak. Şimdi kavram sorarak daha çok konuşmaya gerek yok. Neydi asal sayı kavramı? Kaçla başlayan bir kavramdı yani? 2 ile falan başlıyor değil mi? 2 asal, 3 asal, 5 asal, 7 asal. Doğru mudur? 11 asal. Gider şimdi dostu, takılmayın soruya. Şimdi burada asal sayı negatif ne yapmaz? Olmaz. Onu yazayım. Asal sayı. Bu gitme gelmeye takılmıyor. O şimdi gider. Negatif. Negatif ne yapmaz? Olmaz. Asla. Tek çift asal sayımız bizim 2'dir. Tek çift asal sayımız 2. 2'den başka bizim çift asal sayımız yok. Buna dikkat edelim. Bu önemli. Sonra mesela x ve y sayısı asalsa mesela hatırlatıyorum şu anda. Bak bu yaptım benim insanlık. Ben bu dersi daha önce anlattım, hesabımda var. Yani bu ders derken bu sorular aynısı değil. Farklı sorular. Ama yine soru çözmüştük asal sayıdan biz. X eksi y kavramı örneğin tek bir sayıysa bakın çok önemli bir şey. Bak şu kısım gerçekten çok önemli. Yazıyorum. Çok önemli. Biri de yazıyor, anladık çok önemli diyor. Yani espri yeteneğinize bazen hayranım gerçekten. Biz öyle mi espri yapıyoruz? Bu tekse eğer karşı taraf tekse burada mutlaka y sayısının 2 olması lazım. Çünkü bir tane çift asal sayımız var. Y 2 olma zorunluluğu var. Y 2 olmazsa olmaz. X tekesinin tek bir sayıdır. Burada hangisi olduğunu bilemeyiz. Ama x eksi y tekse örnek vereyim. Mesela x eksi y eşittir. Atıyorum 15. Hemen buradan x'in ve y'nin ne olduğu belli. X'i asal sayar. Y kesin 2, x tekesin 17. Artı da bu geçerli. X artı y 15 ise de bu geçerli bir özellik. Bu 15 ise mesela bu kaç? Bu 2, bu da kaç? 13 olmak zorunda. Başka çaresi yok. Veya şu 2 olabilir. Şimdi burada kesin x, y 2 diyemem. Burada x'in 2, y'nin 13 olma ihtimali de var. Ama eksi olursa mutlaka şuradaki y kısmı 2'dir. Unutmayın. Tamam. Artı da 2 durum var. Değişir. Ya bu şu sayı yeterli. Bir de şuna dikkat edin. Yani şu bilgi yetiyor bizim bugün sorular, çoğu sorumuz için. Bir de şu vardı. Mesela A sayısı asal bir sayıysa, şunu da verelim. A sayısı iki sayının çarpımı ya, bu iki sayının ne olduğu, kim olduğu belli. Bunun bir tanesi 1, bir tanesi A ya da bu 1, bu A. Hangisinin 1 veya hangisinin A olduğunu bilmiyoruz. İki ihtimal var, unutmayın. Anlaştık mı? Şimdi soru üzerine konuşalım. Zaten bu kavramı mutlaka videodan dinleyip gelin derslere de, tamam? Yani derslere gelirken mutlaka dinleyerek gelelim. Şuna bassak şöyle mi yapacağız? Dur bakalım. Yeni yeni taktikler bulmaya çalışıyorum. Şöyle bu değil. Şunu yapsak bu da değil. Şunu şöyle mi yapacağız? Bu hiç değil. Şöyle yapsak bu da değil. Yani bunlar değilmiş. Fit to fit desek olmaz. Evet. Tamam, çözeceğim. Bir saniye. Dur. Evet. Evet. Bu azmin zaferi bırakmadık. Çözdük yani. Şöyle biraz da geri çekersek herhalde gitmez. Evet, çok güzel. Şimdi ben şunu çoğu sınıfımda anlattım. Kaç derste de söylediğimi hatırlıyorum arkadaşlar. Şimdi aralarında asal demiş burada bak. Asal sayı dememiş. Buradaki kavram aralarında asal kavramı. Aralarında asal sayının tanımı neydi hatırlayalım. Aralarında asalın birden başka. Bir zaten her sayıyı böler. Birin bölmediği bir sayı yok, unutmayın. Birden başka. Ortak böleni olmayan sayılardır. Böleni olmayan sayılardır. Lütfen şu kalp atma işini de bitirelim. Arkadaşlar kalp atmayalım. Telefonu bırakalım elimizden. Rica ediyorum. Bakın ciddiye de ders işliyoruz. Ben ekranda kalp görüyorum. Acaba ekran mı dondu diye ekrana bakıyorum yani. Benim için teşekkür ederim. Çok sağ olun yani. Allah razı olsun. Gelin çok anlayışlısınız yani. Lütfen telefonu bırakalım. Elimiz kalbe değmesin yani. Olur mu? Sizden ricam o. Şimdi burada birden başka ortak böleni olmayan sayılardır dedik aralıdan sonra. Şimdi A üzeri B kaçmış? 64. Şimdi ben bu 64'ün toplamda 3 tane durumu, 4 tane durum var. Tamam mı? Bu 64'ü kesinlikle herkes bilsin. Kim 64? Mesela 64 üzeri 1 eşittir 64.
Bu hatta 2'den başlayayım mı? Daha güzel olur. 2'den başlayalım. Çektim şöyle. 2'nin kuvveti mesela 64. 2 üzeri kaç? 2 üzeri 6. 2 üzeri 6 kaç? 64. Bu 1. Başka 4'ün küpü 64. Bu 2. 8'in karesi 64 arkadaşlar. Bu 3. Bir de 64 üzeri 1, 64. Yani bu üst sayıda da karşına çıkabilir. Negatifler yok burada. Normal negatif düşünmemiz lazım. Örneğin eksi 2 üzeri 6 da 64 ama burada aralarında asal. Asal kavramı devreye girdiği anda negatiflik devreden çıkar. Asal veya aralarında asal. Asal. Devreye girdiği anda, devreye girdiği anda negatiflik devreden çıkar. Anlaşıldı mı? Asal sayı ve aralarında sayı asla negatif olmaz. Olamazlar. Böyle bir hakkımız ve şeyimiz yok. Yani durumumuz yok. Peki şimdi ne yapacağız? Acaba bu A ile B, A artı B toplamı kaç farklı değerler demiş. Acaba hangi durumlarda aralarında asal şartın sağ, ona bakacağız. Burada A ile B kaç oluyor? 2'ye 6. Arkadaşlar 2 ile 6 sayısı aralarında asal değil. Ortak böleni var. Olmaz. Burası olmadı yani. Çizelim. 4'ün küpü var. 4'e 3. 4,3 aralarında asal mı? Evet. Aralarında asaldır. Bu doğru. 8'e 2 var. 8 ile 2 aralarında asal mı? Hayır, değil. Bunu da çizelim. Ortak bölene var. 2 çünkü. Bu ne? 64'e 1. 64 ile 1 deney aralarında asal sayı. 1 ile her sayı. Bak bu not da önemli. Tekrar hatırlatıyorum bunları. Bilenler vardır. 1 ile her sayı nedir? Aralarında asaldır. Çünkü ortak bölene 1'den başka yoktur. Anlaştık mı? Bu da doğru. Bu da bir sıkıntı yok. A artı B toplamının kaç farklı değeri vardır? 4 artı 3'ten 7 gelir burası. Buradan kaç gelir? 65 gelir. Yani A artı B toplamı burada 7 olmuş oldu. Burada da 65 olmuş oldu. O zaman A artı B'nin kaç farklı değeri var? 2 farklı değeri var. Toplamı 4 değer var normalde. 2 tane aralarında asal şartını sağlıyor. İki, mesela şunu da şu sağlamıyor aralarında asal şartını ama şunu da şu sağlamış oluyor. Anlaşıldı mı? Dikkatli olalım. Devam ediyoruz. Bak çok kral bir soru şimdi. Tamam mı? Şimdi 3 tane eşitlik var. Şimdi 3 eşitlikte göremezsin soruyu. Biz bunu mutlaka şöyle yazmanız lazım. A çarpı A artı B şöyle yazalım. Bu kaçmış? 143. Tamam. Şöyle yapalım. Bir de virgül koyalım. C çarpı C eksi B diyelim. Bu kaçmış? Bu da 143. Şimdi ve A, B, C nasıl sayılarmış? Asal sayılar. Şimdi 143 sayısı hangi sayıların çarpımı? Bak düşünüyorum şimdi. Bak, bazı sayıları bilmek lazım. 143 1 ile 143'ün çarpımı ama 1 sayısı asal değil. Normalde iki sayının çarpımı mı yani mesela şunlar. Bu olmaz yani. Peki bak kaçka? 11 ile 13'ün çarpımı. Bak 143 sayısı şu. 11 de asal, 13 de asal. Güzel. 11 ile neyin çarpımı? 13'ün çarpımı. Mesela arkadaşlar burada A 11 olması lazım. Mecbur yani. Şimdi A 13 olamaz. A 13 olunca B'ye ne verir? Eksi 2 vermek zorunda kalırsın. A 11 olunca bura 13 çıkacak ya şu kısım. 13 çıkması lazım. O zaman B kesinlikle kaç olacak? 2. Görebilir miyim? Değer vereceğiz yani burada. Değer vermiş sorusu. Başka çaremiz yok ki. Peki buraya bakalım. Bakın ne buldum şu an? Ne buldum? Onları da yazayım. A'yı kaç buldum? 11. Peki B'yi kaç buldum? 2 bulmuş oldum. Bak bu da çıkmış bir şey sorusu. Yani çıkımsı bir soru diyeyim. Ben sen orayı anla. Her şeyi, her bilgiyi veremiyorum burada yani. Dinliyorlar bizi. C çarpı C eksi B demiş. Şimdi burada da bu taraf daha küçük olmalı. Burada büyük olması lazım. B'miz kaçtı? 2'ydi. Bakın B 2. O zaman C burada 13 olması lazım. Burası C eksi B. C'den daha küçük çünkü. O zaman C 13 olunca bu da 13 çarpı 11 demek yani. Bakın şu kısım 11 olacak bu sefer. Tamam ne oldu o zaman? B'de 2 olmuş oldu. B'yi bulmuştuk pardon. C'de 13 olmuş oldu. Yani bizim bulduğumuz değerler şu aşağıda var. Şuraya iyi bakarsanız görürsünüz. Bakın yeşille de boyuyorum. Ne oldu yani? A sayımız kaç? 11 oldu. B sayımız 2. C sayımız 13. Bunları toplamını sormuşuz. Toplamı kaç geldi? 26. Cevap ne geldi yani? Bursa. Anlaşıldı mı? Gayet güzel bir sınav sorusu kalitesinde bir soru yani. Asal sayı böyle sorarlar. Yorumlattırırlar size konuyu. Direkt olarak asal sayı kaçtır falan filan olmaz. Burada mesela 143'ü bilmek lazım. 143 çok zor bir sayı değil arkadaşlar. Tamam mı? Çok zor. Hatta bir ipucu vereyim size. Bu baştaki rakamla sondaki rakamın toplamı bize ortanca rakamı veriyorsa sayı mutlaka 11'in katıdır. Cümlemi tekrarlıyorum. Baştaki rakamla şu 1 ile şu 3'ün toplamı bize 4'ü veriyorsa bu sayı mutlaka 11'in katı. Örneklendireyim mesela 572. Kaçın katı diye düşünürken mesela 11'in kesinlikle katıdır bu. Bakın 5 2 daha 7 yapar. Hatta 11 çarpı 52'dir. Şimdi ayırmak daha kolay oldu. Bak ne oldu? 11 çarpı mesela 2 çarpı 26. Bak ayırıyorum. Ne oldu? 11 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 13 mesela. Dedim mi anladınız mı? Yoksa tek tek ayıracağız yani. İkisi doğru aslında. Değişen bir şey yok. Devam ediyorum.
Bakın bu sayısal mantık kısmında gelebilir. Bilginiz olsun. Bir P asal sayısı için burayı anlamaya çalışın. Şimdi bir tarikat var içimizde şu anda. Ben bunu anlamıyorum. Ben bunları yapamıyorum. Ya bizim matematikte, bak anlatıyorum sana. Matematikte bunlar diye bir şey yok. Bunlar diye bir şey yok. Orta zekaya sahip bir insansan mesela bu soruyu yaparsın. Sakin ol işte. Hani bunlar diye bir şey yok yani. Yani ben bunları yapamıyorum diye bir şey var. Böyle bir şey yok. Matematikte böyle bir şey yok. Bunlar kim ya? Bunlar kim kim? Uzaylı mı bunlar yani? Yapan nasıl yapıyor? Bir şey yok. Bir şey olsa derim ki arkadaşlar bu zor. Ben zora zor derim. Bak dün mesela yaptığımız mutlak değer dersi kolay bir ders değildi mesela. Doğru mu? Zor soru çözdük. Ama bir önceki mutlak değer dersini yapacaksın. Anlaştık. Biz niye iki ders yapıyoruz? Az önce bak yorumda gördüm. Diyor ki sözelce ders yapsanız çok yorulur diyor. Ya zaten yapıyoruz ya her hafta. 10-15 net yeter dersini. Yani o yüzden mutlaka bakın ben yapamıyorum diyenler, ben çok az yapıyorum diyenler 10-15 net yeter derslerini izlesinler ya sınavda da yapmama ihtimali. Uzaydan soru gelmeyecek ki. Bunların çoğu ÖSYM sorusu. Ben isim vermiyorum sadece. Yani anladık mı olayı? Neyse. 2 üzeri p-1 biçimindeki asal sayıya mersenne asal denir. 2 üzeri p-1 biçiminde asal sayı olacak. Hangileri mersenne asaldır demiş. Şimdi bakıyor bak. Bu da çok önemli. Bir p asal sayısı için 2 üzeri p-1 biçimindeki asal sayıya demiş. Bir kere arkadaşlar cevabın mesela şeyin şu 63'ün cevap olma ihtimali yok. Niye? Ya kardeşim 63 asal sayı değil. 63 kaç mesela? Şu an 7 kere 9 zaten. Bu asal bir sayı değil. Yani sonuçta asal olacak. Peki şu asal olabilir mi? Şu olabilir mi? 2 üzeri p eksi 1 eşittir 31 olsun. Karşıya atalım. 2 üzeri p kaç oldu? 32. 2'nin bak burada ne yapacaksın şurada? Şurada ne yap? Engin! Üstü sayı bilgini kullanacaksın. 2 üzeri kaç 32 yapar? 5. Doğru mu? 2 üzeri 5, 32 yapar. Demek ki P 5'miş. Peki kuralı sayı bak. Bir 5 asal sayısı için 2 üzeri 5 eksi 1 biçim asal sayı. Evet bu da asal sayı. O zaman bu şartı sağlar. Yani 5 eğer asal çıkmasaydı sağlamazdı. Bak 5 de asal. Şuraya silebilirim artık. Dedim anladık mı? Bak 5 de asal bir sayı. 5 asal çıktığı için sorunumuz yok yani. 5 asal çıkmasa sağlamazdı. 37 olur mu? Bakalım. 2 üzeri hatta siyahla yazalım rengimiz değişsin. 2 üzeri p eksi 1 37 olmaz arkadaşlar. Bakın eksi 1'i karşıya attığın zaman 2 üzeri p ne olmuş oluyor? 38 oluyor. 2 üzeri p 38 olursa p tam sayı çıkmıyor. Bu da olmadı. Ama sadece yalnız 1 olmuş oldu. Şimdi bu soruyu ne var yapmayacak ya? 2 üzeri 5'i bileceksin. Bir tane şey bileceksin yani. Mesela burada şuna takılabilirsiniz. Üçüncü öncüle. İki koldan takılmamanız gerekiyor. İkiye takılırsan ikiye de yanlış yaparsınız. Biri şu. 2 üzeri p eksi 1 eşittir 63. Karşıya atınca 2 üzeri p çıkıyor aslında. Kaç oluyor? 64 oluyor. Bu da 64 2'nin 6. kuvveti. P eşittir 2 üzeri 6 oluyor. Buradan p'nin kaç olması gerekiyor? 6 olması gerekiyor. Şimdi p 6 olamaz. Niye? Olur da şartı sağlamaz. P asal sayı değil. Yani 6 asal bir sayı değil. Bir de 63 zaten asal sayı değil. Yani iki koldan sağlamıyor şartı. O yüzden bu sayı mersenne asal sayısı değil yani. Bu mersenne ismini sadece sınavda duyacaksınız. Yani sınava girdiğiniz zaman biz Mersin'e görmedik, hoca bize Mersin'e anlatmadı demek yok. Anlaşıldı. Bu sınavda özel bir soru yani. Bu özel bir sayı. Uyduruyorlar. Bazıları gerçek, bazıları değil. Şimdi şu soruları hatırlıyor musunuz? Bak x asal sayı burada. Unutmayalım. Y kaç farkı değer alır? Burada biraz konuşacağım bu soruda. Şimdi bak normalde burası bu soru şöyle bir soru olsaydı herkes beğenirdi. Öyle var ya. Burası Fransız, Türk Fransız olsa herkes beğenir ama Türkiye beğenmiyor. Bu soru şöyle bir soru olsaydı çoğu kişi yapardı. Şöyle kalp yapıyordu ki hatırlıyor musunuz? Ben bir kademe üstünü sordum. Yani altta şurada bir tane daha rakam varsa iş biraz daha zor demektir. Onu tanıyalım sorumuzu yani. Altta rakamsal bir şey yoksa soru kolay ama altta bir rakam daha varsa iş biraz daha zor demektir. Peki biz bunu nasıl çözüyoruz? Biz bunu bölerek yapıyoruz. Ne yapıyoruz yani? Şöyle yapıyoruz. 5y artı 15'i getiriyoruz. Önemli dikkatli olun. Y artı 1'e bölüyoruz. Bakın 5 kat sayı 5 olduğu için bak. Ben çiziyorum. Erinmiyorum ha. 5 kere diyoruz. Ne oluyor? 5y çarpıyorum şu anda. Artı 5 oluyor. Sonra bir çıkarma işlemi yaptığımız zaman da bunlar gidiyor. Çıkarınca burası eksi geleceği için 10 geliyor. Bak dikkat et. 5'i çıkaracağım 15'ten. Bakın bu 5 tam kısım. Buradaki payda değişmez zaten. P artı 1 yani şu bizim y artı 1'imiz payda. Bunun değişme ihtimali yok zaten. Buradaki 10 da pay kısmı. Peki nasıl çözeceğiz devam? Şöyle yapacağız. Bak ne oldu şu anda bu biliyor musun? 5 tam yani 5 artı 10 bölü ne oldu? Y artı 1 oldu. Doğru mu? Bu ifade. Şimdi x de nasıl bir sayıydı unutma. Asal. Ama y asal değil. X asal. Yani y'ye değer verdiğimiz zaman x asal mı değil mi diye kontrol lazım burada. Kontrol etmezsek olmaz. Tamam. Şimdi x eşittir. İyiyiz diyoruz. 5 artı 10 bölü
Y artı 1. Burada y'nin bütün değerlerini düşünmek zorundayız. Y'nin bütün değerlerini düşünmek zorundayız. Y'nin bütün değerlerini ne demek istiyorum? Y artı 1 ifadesi. Örnek veriyorum. 1 olabilir. 2 olabilir. 5 olabilir. 10 olabilir. Doğru mu? Başka. Gel. Eksi 1 olabilir. Y artı 1'den bahsediyorum. Y'den bahsetmiyorum şu an. Evet. Eksi 2 olabilir. Çiçek gibi soru çözüyorum. Çiçek çiçek. Eksi 5 olabilir. Evet. Eksi 10 olabilir. Doğru mudur? 4 tane değeri var. Şimdi bak. Acele etme, sakin ol. Y artı 1 1 ise x'in alacağı değerleri tek tek yazalım. Ya 1 ise 10 bölü 1 10 yapar. 5 de burada x 15 yapar. Y artı 1 2 ise, bak şuradan 1'i buldum. 2 ise 10 bölü 2 5 yapar. 5 artı 5 10 yapar. 5 ise 10 bölü 5 2 yapar. 5 artı 2 7 yapar. 10 ise 10 bölü 10 1 yapar. 5 artı 1 6 yapar. Devam ediyorum. İkinci x'ler. Şurayı hallettim. Sol taraftayım. Eksi 1 ise 10 bölü eksi 1 eksi 10 yapar. 5 eksi 10 eksi 5 yapar. Değeri yerine yazıyorum ben. Y değil ha bulduklarım. Y artı 1 unutma. Eksi 2 ise 10 bölü eksi 2 eksi 5 yapar. 5 eksi 5 0 yapar. Eksi 5 ise 10 bölü eksi 5 2 yapar. 5 eksi 2 3 yapar. O eksi 10 ise 10 bölü eksi 10 1 yapar. Eksi 1 yapar. 5 eksi 1 4 yapar. X'in alacağı değerleri buldum. Doğru mudur? Peki ne demişti? X nasıl bir sayıydı? X nasıl bir sayıydı? X neydi? X asal sayıydı. 15 asal bir sayı değil. 10 asal bir sayı, 7 asal bir sayı. Burada 3 var. Başka asal bir sayımız yok. 15, 10, 6, 4, 0, bunlar asal değil. O zaman Y kaç farklı değer alıyor demiş. Şimdi arkadaşlar burada X 2 farklı değer almadı mı? 7 ve 3'te. Mesela şu, şurası bak. Şu 5 oldu. 3 nereden geldi o? 3'e bakayım. O da şu. D eksi 5 de 6. O zaman Y'de 2 tane değer alır. Y'nin kaç olduğu önemli değil. Ama y'nin alacağı değerler toplam falan sorusu onu yazacaktık. Bak, burada y'nin kaç olduğu önemli değil. Burada y artı 1 eşittir 5 olup bunu bulmanıza gerek yok. Yani şu angarya bir işlem, tamam mı? Şuna gerek yok yani. Bu sayısalca özgüveni. Ben onu bulayım falan dersiniz. Bu klasik bir sınava girmiyorsunuz. Y artı 1 eksi 5 ise y buradan da eksi 6 çıkıyor. İki tane değer alıp. Bu çok önemli değil. Adam sana y'nin alacağı değerler toplamın sorusu önemli hale gelirdi. Burada değil. Ama şurada 3 ve 7 alır. Toplamda kaç tane değer aldı? İki tane değer almış oldu. Tamam mıdır? Tamamdır. Devam ediyoruz. Beşinci sorudayız. Bak güzel bir asal sayı sorusu daha var karşımızda. Soruda ABC pozitif tam sayılar. Bakın ABC pozitif tam sayı unutmayın. C'de asal sayı. Bak C asal bir sayı. Tamam. Hangisi sıralamada hangisi doğrudur? Şimdi C asal sayı olduğu için olayı yok. Aslında şöyle de yapabilir. İçler dışlar çarpım. Çoğumuz içler dışlar konuşamadık. Çay içeyim. Evet. Çay içiyorum. Bir saniye. Buz gibi olmuş. Soğuk çay içiyoruz. C kare eşittir. Yani çoğunuz şu içler dışları yapma ihtimali var. Ben de hani öğrenci gözüyle çözmeye çalışayım soruyu. Az çok tanıyorum sizi. C kare eşittir. A artı 3 çarpı B. Şimdi C nasıl bir sayı? Asal bir sayı. Şimdi sol taraf o zaman ne olur biliyor musun? Şu olur. C çarpı C diye düşünürsün. Sağ taraf da A artı 3 çarpı B artı 1 olacaktır. Doğru mu? A artı 3 çarpı B artı 1 olur. Şimdi burada C asal bir sayı olduğu için mutlaka burası da C olmak zorunda, bu da C olacak. Şimdi ikisinden biri 1 olamaz mesela. Normalde şunu diyebilirsiniz. Bir öğrenci şunu diyebilir. Hocam burası C kare olsun mesela. C kare ya. Bu da 1 olsun. Haklısın. Çok haklısın. Ama burada bura 1 olunca B artı 1 1 ise B 0 oluyor. B 0 olamaz. Bunlar pozitif tam sayı. Veya burası C kare olsun. Burası 1 olsun. Bu da olmaz. Neden? Bu sefer de A eksi çıkıyor. Anlaşıldı mı? Normalde bu ihtimaller var. Çünkü A ile B asal değil. Bak A ile B şöyle yazayım. Asal olmak zorunda değil. Asal olmak zorunda değiller. Ama pozitif olmak zorundalar. Anlaşıldı mı? Pozitif olmazlarsa olmaz. Tamam C yazdım mı şimdi? Tamam ne oldu yani? C eşittir. A artı kaç oldu? 3 olmuş oldu. Peki aynı C ne oldu yani? B artı 1 oldu. O zaman C bir kere en büyük sayı değil mi? En büyüğü C. Peki kim en küçük o zaman? A en küçük olması lazım. Neden? Attın karşıya. Bak A ne olur yani? C'den 3 çıkarılmış hali. Peki B ne olur? Bunu da karşıya attın. Değer vermenize gerek yok. B eksi 1 olur. Pardon. C eksi 1 olur. C, yani C'den 3 çıkarınca A olduğu için demek ki bu ifade A en küçük. Sonra B küçük. Sonra da C. A, B, C yani. Cevap nerede var? Adana. Güzel bir sınav sorusu olur yani. O kalitede bir soru. Bilginiz olsun. Ben takdir ettim soruyu yani. Güzel. Yorum katıyoruz yani. Hiç bak sayısal değer burada bizi çok görür. Bilginiz olsun.
X asal dediği için Y için tam sayı demek zorunda değil. Soruya baktım da işte. Gerek yok. X yoksa asal olmaz, tam sayı olmaz. Evet, X artı Y ve 2Y artı Z sayılar arasında asal sayılar olmak üzere demiş falan fistanlı. Bak şimdi aralarında asal. Neydi aralarında asal? Neydi? Ne ile? Neydi anasal? Aralarında asal ortak bölünen birden başka olmayacak. Doğru mudur? Şimdi biz burada bakın aralarında asal sorusu görürseniz şu iki ifadeyi elde etmeye çalışacaksınız. Bakın şu mavi ile çizdim. Mutlaka bunlar soruda vardır. Hocam yok hocam. Göremiyoruz. Yok doğru hatırlıyorum. Yok yani. Şimdi 7x var. Bak görüyor musun? 7x var. Bunun yanında bir 7y olsaydı bence en azından 7 parantezine alınıp x artı y gelebilirdi. Doğru mu? Ama biz şimdi sol tarafa ne yapmış olduk? 7y eklemiş olduk. Şimdi sol tarafa 7y ekleyince eşitliğin sonucu değişmesin diye sağ tarafa da 7y eklemek lazım. Bak bu çok önemli. Sol tarafa 7y ekledik. Eşitliğin sonucunun değişmemesi için sağ tarafa da 7y ekleyeceğiz. O zaman ne olacak biliyor musun? Bak şu olacak. Şuraya yazayım. 7x artı 7y. Bak bak işte bu biraz tecrübe istiyor. Eşittir. Özel bir soru olmuş. 10y artı 5z oldu. Gördük mü bak 7x artı 7y eşit 10y artı 5z oldu. Tamam. Şimdi yorumlayalım olayı şimdi. Burası ne? 7 parantezine alınır. 7 parantezinde ne geldi yani? X artı y geldi. Eşittir. 2 parantez, pardon, 5 parantezinde 5 parantezinde ne oldu? 2y artı z gelmiş oldu. Gördük mü? Bak bu ifade de geldi, bu da gelmiş oldu. Artık biz bunlara değer verme hakkına sahibiz. Buradaki x artı y ifadesi kesinlikle 5 olmak zorunda. Şurası 5. 2y artı z ifadesi kesinlikle kaç olmak zorunda? 7. Şimdi buradan sonra ne yapacağını da çok önemli. Bunlar asal sayı değil, bu aralarında asallar. Bize x gerçi bitti soruyu, özür dilerim, tamam bir şey. Buradan sonra yapacağınız şey şıkkı işaretlemek. Yani böyle insan olan şıkkı işaretler. X artı y'yi sormuş. Ben x'i y'yi bulur muyuz acaba diye bir niyetlendim ama gerek yokmuş yani. Tamam. Dedim anladık mı? X artı y'yi sormuş. Bak şu eklemeyi unutursanız, yapamazsanız sabaha kadar buradasınız yani. Sabaha kadar burada kalırsınız. Şu önemli bir şey. Şundan yola çıktım ben. Yani x artı y'yi nasıl bulurum dedim. 7x var, 7'ye eklerim. 7'ye sağ tarafa eklerim. O zaman da şu otomatik, bak şu manuel. Bu soruda öyle düşün. Bak bu sol taraf manuel çıktı. Ben kendim yaptım yani. Manuel yazamadığımı fark ettim şu anda da. Yazamıyorum, yazacağım. Manuel. Şu sağ tarafta otomatik çıktı. Tamam, sol tarafıma otomatikmen geldi yani. Bilginiz olsun. Devam ediyoruz. P ve R birbirine, bak önemli bilgi. P ve R birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere. Bu tarz sorular AYT'de falan da çok çıkıyor. Bak şu an AYT'yi tanıtmıyoruz ama oradan da ben soru almaya çalışıyorum. AYT'de mesela çok güzel çarpan asal sayı falan soruları var. Oradan da faydalanıyoruz yani. Bu da artık hani ne sorusu falan söylemeye gerek yok. 180 çarpı R demiş. Sayısı P sayısının bir tam sayı katı. İşte bu cümleyi nasıl yazmak lazım? Şöyle yazmak lazım. 180 çarpı R eşittir. P'nin bir katı. Bilmiyoruz kaç katı. Doğru mu? Tam sayı katı yani. Ama P ve R de farklı asal sayılar. Bunlar asal ve farklı. O zaman bizim burada soru ne? Onun da soruyu da okuyalım. P asal sayısı hangisini kesinlikle tam böler demiş. Ne bileyim ya, işte çok zıkkımın dibi gibi bir soru. Şimdi burada 180 sayısını bizim şu an çarpanla ayırıp bakmamız lazım. 180 sayısı çarpanla ayırmazsak olmaz. Ayıralım çarpanlar. 2'nin karesi geliyor. 3'ün de karesi geliyor. Çarpı 5 geliyor. Değil mi? 30, evet. Çarpı R eşittir P çarpı K. Şimdi bu P nasıl bir sayıydı P? P asal bir sayıydı değil mi? Ve asal olarak R'den de farklıydı. R de değil P. O zaman P soldaki asal sayılardan biri olması lazım. Bu dediğimi anladık mı? Kesin yani. Bak, bu çok mantıksız bir cümle değil. Yani burada anlaşılmayacak bir şey. Hemen havaya girme. Nasıl oluyor hocam, anlamıyorum. Hocam siz yapıyorsunuz çok güzel oluyor. Hocam ben yapamıyorum. Değil mi? Ya bir şey olmaz. P şimdi R'ye eşit olabilir mi? Hayır. R o zaman P sayısı ya 5. Bak şu olamaz. Şu okusu diyorum. Bu olamaz. P sayısı ya 5 asal sayısına eşit. P sayısı ya 3 asal sayısına eşit. Ya da P sayısı kaça eşit? 2'ye eşit. Yani P sayısı 2 olabilir. P sayısı 3 olabilir. P sayısı 5 olabilir. Doğru mudur? Soru ne sormuş? Hangisini kesin böler? Şimdi 12 R'ye bakalım. Adana'mı cevap. Şimdi 12'nin içinde ne var? 2 ile 3 var. Şimdi P sayısı 2 veya 3 ise böler. Ama P sayısı ya 5 ise, yani P'nin 5 olma ihtimali var mıydı? Vardı. O zaman bu sayı 5'i bölemez. Bölmek zorunda değil yani. Bu gitti. Kesinlikle istiyorum çünkü. 18. 18'de de 2 ve 3 var. Bu da kesin olmaz. 20. 20'de de 2 ve 5 var. Şimdi P 2 olursa böler. Sorun yok. P 5 olursa da sorun. Ama P ya 3 ise, P zıkkımı ya 3 ise burada, o zaman bu da olmaz. Ama bakın 30R'ye bakarsanız şıklarda 30R var.
30 şöyle bir sayı. 2 çarpı 3 çarpı 5 demek. Çarpı r'si var. Siz bu paydaya getirip bir p koyarsanız bu p neydi? Ya 2 idi, ya 3'tü ya da 5'ti. Doğru mu? Bak p sayısı şuraya bakın. Ya 2 idi, ya 3'tü ya da 5'ti. Üçünden biri olduğu için p ne olursa olsun mutlaka bu 30 r sayısını kesinlikle tam olarak böler. 45'inde yine 3 ve 5 var ama 2 yok. Anladık mı olayı? Bak şu yorum çok zor bir yorum değil. Çok güzel bir soru ama işte bak. P sayısı ya 2 ya 3 ya 5. Çünkü r olamıyor zaten. 3 ihtimalle düşkün. Kesinlik sorusu garantilemek lazım burada. 3 ihtimal düşündürüyor size. Cevap Denizli bu arada. Anlaşıldı mı? Cevabımız 30 çarpı r çıkar. Güzel bir soru çözdük. 1, 2, 3 tane sorumuz kaldı. Bitireceğiz. Çok şey yok. 10 soru koydum bugün. Daha önce sanki bir yerde çözdüm hatırlıyorum ben bu soruyu. Tam nerede hatırlamıyorum. Bir yerde. Orası neresi bilmiyorum. Şu anda bir ekran gitgelleri başladı mı? Dur şimdi biraz çekelim. Şöyle yapalım. Şöyle daha yaparsa. Şöyle yapalım. Evet, azaldı en azından. Şimdi birazdan yakınlaştıracağım ekranı. Şimdi bu ifade demiş eşitsizliğini sağlayan işte kaç vardı? A asal sayısı vardır. Şimdi bu A sayısı nasıl sayılır biliyor musun? Bak görün diye yazıyorum. Normalde bu yazdığımı düşünmek zorundasın. Ben size görün diye yazıyorum. A sayısı için 11 faktöriyel artı 1, 11 faktöriyel artı 11. A sayısı ne o zaman? 11 faktöriyel artı 2. Doğru mudur? 11 faktöriyel artı 3. 11 faktöriyel artı 4. Bak şu anda yayına başlarken 850 kişi vardı. Şu an 780. 70 kişi elendi. Gördük mü? 11 faktöriyel artı 5. Çok hızlı bırakan öğrenci var ya. 11 faktöriyel artı 6. 11 faktöriyel artı 7. Hepsini yazıyorum. Normalde bunu yazmamam gerekiyor. Bu insanlık. Bak bunu sizin düşünmeniz lazım normal. 8. 11 faktöriyel artı 9. Ve 11 faktöriyel artı 10. Doğru mudur? Bak şu benim yaptığım ne şu anda? Tam bir insanlık. Anlayın diye yapıyorum. Şimdi bakın. Bu sayıdan asal olabilir mi? Şimdi asal olması için sayının bir kere tek olması lazım. Kesin. Asal 2 olamıyor. Yani 2 yok burada zaten. 2 çift sayı da. Ha bir de şu var pardon. Eşitlik var şurada görüyor musunuz? O zaman 11 faktöriyel artı 11 de olabilir. Solda yok da sağda var. E tamam şimdi bak. 11 faktöriyel artı 2 neye bakacaksın biliyor musun? Bakın bu ifadede ortak paranteze alınabiliyor mu? Yani mesela şu 2 ya. Evet deyin. Şunun içinde 2 var mı? Var. O zaman bu ikisi de toplayınca 2'ye bölünür. O zaman bu asal olamaz. 11, şu 3 3'e bölünüyor. Şu 11'in 3 var mı? Var. 11'in içinde 4 var mı? Var. Yani toplamı 4'e bölünür. Bak şimdi iki sayı düşünün. Mesela A artı B. Şimdi bu sayı 5'e bölünüyor. Bu sayı da 5'e bölünüyor. O zaman toplayınca kesin 5'e bölünürler. Dedim anladık mı? Yani mantığı böyle kuracaksınız burada. Bir çok soru geldi. Ne oldu? Bir şey oldu. Ne oldu? Bir şey oldu. Ha, 11'de var demişsin. Tamam gördük. Tamam gördük. Tamamdır sıkıntı yok. Dedim anladınız mı arkadaşlar? Yani mesela burada 5 var. Bunun içinde de 5 var mı? Var. 11 faktöriyel nasıl bir sayı? O da bak bir insanlık daha yapayım mı? İp insanlık yapayım. İp insanlık. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Doğru mudur? Bir insanı da burada yaptık. Artık ekranı yakınlaştırabiliriz. Şimdi 5 var şimdi bak 5 burada görüyor musun? Bak, o zaman bu bölünür. 6 var mı? Var. 7 var mı? Var. 8 var mı? Var. Bak görüyor musun? 9 var. 10 var. 11 var. Hiçbir sayının, buradaki hiçbir sayının asal olma ihtimali yok. Hiçbir sayı asal olamaz. Mantık burada bu. Cevap ne o zaman? 0. Dedim anladık mı? Hiçbir sayı asal olamaz. Hani ne olabilirdi mesela? Bir ihtimal bu. O da kesin değil ama ben çok onu riske girip soracaklarını düşünmüyorum. Mesela soruda 11 faktöriyel artı 13 diye bir şey verseydi bu bir ihtimal asal olabilir. Neden? Çünkü burada 13 yok. 13 yok. Bu toplayınca tam bölün ama bölünmeyebilir. Dedim anladık mı? Ya bu kesin değil. O zaman çok fazla bu da riske girmez de bu tarz soruların cevabı genelde 0 çıkar. Mantığı buradan gelir yani. Anlaşıldı mı? Bak burada bak ne yaptım bu soruda? İnsanlık yapmadım bak. İp insanlık yaptım. Her şeyi yazdım. İki sorumuz kaldı bitireceğiz. Şimdi normalde bu soruyu başta şöyle çözelim. Şu kare olmasın. Bak size şunu da yapayım. Şu kareyi görmeyin. Tamam mı? İkisinde kare yok. Bir kare yokken çözelim bir de kare varken çözelim. Olur mu? Daha 20 dakikamız var. Çözeriz yani. Şimdi 144'ü çarpanla ayıralım. Küp istiyorum ben. Unutma bak. 144'ü ayırırken dikkatli ol. Küpleri alacaksın. Şöyle ayıralım. Ben takıntılı adamım. Düzgün çizeceğim. Tamam şöyle. 2'ye böldüm 72, 2'ye böldüm 36, 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Biz ne arıyoruz? Küp arıyoruz. Sağda küp var. Şimdi şu kareyi görmeden şu an tamam mı? Şurada küp alacaksın bak. 2'nin küpünü alacaksın. Çarpı. Şuradan 2 bir tane var. 1,
Üçünün de karesi var. Görüyor musunuz şöyle? Çarpı x var. Karşıda y'nin neyi var? Küpü var. Şimdi ben burada ne yapacağım? Getireceğim. X'e değer vereceğim. Şimdi bak. 2'nin küpü zaten var. Bak bu küpse bu da küp zaten. Sorun yok. Burada bir tane 2 var. Görüyor musun? O zaman ben x'e 2 tane 2 vereceğim. Ki 2'nin küpü olsun. Çarpı 2 tane 3 var. Bir tane de 3 vereceğim. Olay bitsin. Bak ne oldu? X eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 3. Yani x eşittir 12 gelmiş oldu. Peki y kaç? Onu da yerine yazacağım. Bak. Burada y'yi bulmaktı bak. X'i herkes bulur. Y'yi bulmak şey yürek ister yani. Bak şimdi 2'nin küpü. Her bu 7'nin harcı değildir. 2'nin küpü bir daha olur. Bir de 3'ün küpü oldu. Değil mi? Çarpı eşittir pardon. Y küp olmuş oldu. Tabanları üstler eşit olacak. Ya gidecek üstler yani. Y eşit. O da 12 olmuş oldu. Değil mi? X artı y 24. Ama bu ne zaman? Şurada kare olmazsa. Bizim sorumuzda bakın burada bir tane kare var. Doğru mu? Bu karesi halini çözdüm. Tamam, bir de kare halini çözelim. Şöyle alta çözeceğim. Peki kare halini nasıl çözüyoruz? O zaman da şöyle yapıyoruz. Bak şimdi. 2'nin küpünü yine alacağım. Değişen bir şey yok. 2'nin küpünü aldım. Şu almada şurası değişmiyor. 2'nin 1'i var. 3'ün karesi var. X kare var. Bak bak. X kare eşittir y küp. Şimdi burada x'e bir tane 2 değeri verdiğiniz zaman x kare ya burası. Hemen karesini alacaksınız. 2'nin 1'i zaten vardı. Bak ne oluyor o zaman biliyor musun? Bak 2'nin 1'i zaten vardı. X'e 2 verince 2'nin de karesi oldu. Bunlar birleşince 2'nin küpünü oluştururlar. O yüzden x'e bir tane 2 yeterli. Dedim anladık mı? Amaç 2'nin küpünü oluşturma. Sıkıntı 3'tedir. Bak cümlemi söylüyorum ben. Önemli cümle şu. Bir tane 3 verdiniz mi? Ne oldu? 3'ün karesi vardı. Soruda var. Çarpı. 3'ün karesi de kendi şuradan geldi. 3'ün 4'ü oldu. Olmadı bak. Küpe eşit olmadı. Bir tane 3 verdiniz. Cümleyi söylüyorum. Olmadıysa bir tane daha 3 verin. Yani iki tane 3 vereceksiniz. Olmadıysa diye bir cümle olmak zorunda. Bak tekrarlayayım. Bir 3 verdin. Olmadı mı? İkinci 3'ü ver. Olacak. Olmadıysa bırak geç o soruyu. Anladın mı? Kesin olacak yani. Bir tane daha 3'ün karesi verdi mi olacak bu. Niye? Bu olmadı bak. 3'ün karesi soruda vardı zaten. Şu sorudan geldi. Ben 3'ün karesini verince kuvvetin kuvveti kuvvetlerin çarpımı. Orası 3 üzeri 4 oldu. Bunlar birleşince 3 üzeri 6 gelmiş oldu arkadaşlar. 4 2 de 6 yapar. Dedim anladık mı? Bu 6 da 3'ün katıdır. Kuvvetin katı yani. Bir sayı 3'ün küpü yapamıyorsanız 3 üzeri 6 yapacaksınız. Anlaşıldı mı? 3'ün küpü yapamıyorsan 3 üzeri 6 yapacaksın. Peki ne oldu şimdi bunları değer verince? Nereye yazacağım? Yazacak yer kalmadı ki. Şunu silebilir miyim ya şurayı? Şu şeyi artık şurayı silelim. Tamam, soru normale dönmüş olsun. Tamam, üstte yazalım çünkü kafa karışacak. O soru nereden geldi falan olursa indirenler kafası karışır. Şurayı silelim artık. Tamam. Ne oldu şu an bak? 2'nin küpü soruda vardı zaten. Bir daha 2'nin küpü oldu ama arkadaşlar 300'ün küpü olmadı. 3 üzeri 6 olmuş oldu. Bak şurada. Gördük mü? Karşıda ne vardı? Y küp vardı. Bak şu x artık. X kaç peki? Onu da bulalım mı şuradan? X. 2 çarpı 9'dan 18. X'i buldum. X 18'miş. Yeşille boyuyorum. X şu. Bu x. Peki devam ediyorum. Peki x şeyi y'yi nasıl bulacağım? Bak 3'e böldüm gitti. 3'e böldüm gitti. 3'e böldüm gitti. 3'e bölersem burada 2 gelmiş oldu. Yani 2 çarpı 2 4 çarpı 9'dan o zaman o da y çıktı. Yani buradaki y de kaç olmuş oldu? 36. Anlaşıldı mı? Bak bak çok güzel bir soru çözdük. Bu önemli yani. Y 36, x de 18'di. Yapacağımız işlem 36 ile 18'i toplamak. Bu ikisini toplarsak cevap kaç kilo? 54 gelmiş olur. Cevap Edirne çıkar. Tamam mıdır? 7 tane soru geldi. Ne ara yanlış mı yaptık? Dur 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 dur. Bir dakika, ne oldu? Tamam, 11 demişsiniz. Tamam, bir şey yokmuş. Tamam, eski sorulara dönüyormuş. Peki bir sorumuz kaldı, bitireceğiz. Şimdi bak. Bir soruda siz şöyle bir cümle görürseniz. Asal olmayan tam sayı bölen toplamı. Bak cümle bu. Tekrarlıyorum. Bir soruda siz asal olmayan tam sayı bölen toplamı diye bir cümle görürseniz bu şu demektir. Asalların toplamının eksilisi. Eksili hali demektir. Bak tekrarlıyorum. Bir soruda siz asal olmayan tam sayı bölen toplamı görürseniz bu asalların toplamının eksili hali demektir. Anlaşıldı mı? Bak şimdi. A ve B, bak şu da çok önemli. A ve B ardışık iki asal sayı. Rakam zaten bunlar. Rakam olmak zorunda. Kim var orada rakam olarak? 2, 3, 5, 7. Başka yok. Yani A, B, 2 ya 2, 3 ya 3, 5 ya 5, 7. A çarpı B, B, B çarpımının asal olmayan tam bölenler 50, eksi 52'ymiş. Şimdi burayı ben çarpanla ayırıyorum. 111 A geliyor. Doğru mu? 111 B gelmiş oluyor. Şimdi ben 111 sayısını daha defaten anlattım. Tekrar 111 sayısını defaten anlattım. Yani çok anlattım 111 sayısı. 111 nasıl bir sayıydı? Unutmayın bak. 37 çarpı 3 demekti. 3 çarpı 37 çarpı A
çarpı 3 çarpı 37 çarpı b. Doğru mu? Toparlayalım. Ne oldu yani burası? 3'ün karesi çarpı 37'nin karesi çarpı a çarpı b. Doğru mudur? Bakın ne demiştim ben? Asal olmayan tam sayı bölenleri toplamı eksi 52 mi? Neydi? Asalların toplamın eksilisi hali. Bak, asallar kim var burada? 3 asal. Başka 37 asal. Başka a asal. A asal. Başka b asal. Bunların eksili hali kaçmış? Eksi 52'ymiş. Bak eksi eksi artı yapar dedim. Ona takılmayın artık. 37 3 daha 40 yapar. 40'ı karşıya atarsam eksi 40 geçer. Yani en sonki halimiz şu. A ile B'nin toplamı 12'ymiş. Ve sorunun başında verilmişti. A, B nasıl sayılar? Ardışık 2 asal sayı bak. Ardışık. Peki toplamı 12 yapan. Niye gitti la bu? Toplamı 12 yapan. Şuraya yapınca gidiyor mu? Ha yok gitmedi. Toplamı 12 yapan ardışık 2 asal sayı söyleyeyim. Bak burada var. Yazıyor bak görüyor musun? Kim onlar? Şunu şöyle yapalım, şöyle yapalım. 5 ve 7 olmak zorunda. Toplam 12 yapan 5, 7 dışında asal sayı yok. Ardışık olması şartı var bir de. Zaten diğerleri hiç olmuyor. Sayımız biri 5, biri 7'ymiş. Bir de ne sormuş? A çarpı B kaçtır? 7 kere 5 kaç yapar? 35 yapmış olur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Güzel bir sınav sorusu olur yani. Biraz bizi yorumlattı soru yani. Tamam. Evet, bugünü bitirdik. 10 soru yeter. Daha önce çözmüştük. Şimdi önce YouTube'a kaydedeceğim ya yayını. YouTube'a kaydediyorum ya hani sormayın diye yapıyorum şu an. Oraya kaydediyorum ya. Daha 10 dakikamız var. 10 dakika sohbet edebiliriz. Oraya kaydettiğim için onlarla vedalaşalım. Ne diyoruz? Evde yalnız kalmayın. Benle kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.